Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı cumalar. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Aynı zamanda biliyorsunuz İstiklal Marşımızın 100. yılı. Büyük İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da mekanı cennet olsun. Allah bu ülkeye tekrar bir İstiklal Marşı yazdırtmasın inşallah. İstiklal Marşı'nda beni çok ama çok etkileyen bazı kıtalar var. Bütün kıtaları ve mısraları tabii ki ayrı güzel ama onları okuduğumda tüylerim şöyle bir diken diken oluyor. Nedir onlar? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddin var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et göğsünü, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, inciltme yazıktır atanı. Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Sözler o kadar etkili, o kadar güzel ki zannediyorum Mehmet Akif Ersoy'un neden bu şiiri bizim İstiklal Marşımız ve İstiklal şiirimiz olarak kabul edildiği de aşikardır, ortadadır. Onun hayatını bir hayli özel olarak konuşuruz. Ben de bugün size Konya'da kendi evimden sesleniyorum, araziden değil. Boş boğazlığım olduysa kusura bakmayın. Ortam biraz rahat olunca insanın konuşası geliyor. Araziye git gel yaptık ama arazinin açılış videosunu çekmeye fırsatım olmadı. Birkaç kez gidebildik. Fazla da gidemedik. Ortalama olarak zannediyorum 13-14 günde video paylaşamıyoruz sizlerle. Bunun sebebi bu verandanın bazı ağaçlarının ölçülerini değiştirdik. Şöyle 5'e 10 sıralayacağız demiştik alt iskelete. Biraz daha sağlam olsun diyerek onları 10'a 15'e çevirdik. Doğal olarak yeni bir ağaç siparişi vesaire derken onların gelmesi ortalama olarak bir 6-7 günü buldu. Doğal olarak biz de birazcık inşaatı aksatmış olduk. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bizim etkin, hızlı ve sürekli video paylaşımımız ancak oraya taşındığımızda gerçekleşecek. Ne zaman taşınacağız bilmiyoruz ama Allah geç olsun güç olmasın diyoruz. Arzumuz bu yönde en azından. Oraya taşındığımızda belki her gün video paylaşacağız ve sizi bundan dolayı birazcık sıkacağız. Bunun için de şimdiden özür dileyelim. Bu videonun ana başlangıcı az sonra başlayacak. Benim için çok anlamlı bir başlangıç olacak çünkü bilinci oturduğu andan itibaren oğlum ilk kez araziye gitti. Daha önce bir kere gelmişti ama o zaman yürümeyi bilmiyordu, emeklemeyi bilmiyordu, etrafında neler döndüğünü bilmiyordu. Çünkü ortada bir ev ya da herhangi bir inşaat eylemi yoktu. İlk kez oğlumuzu götürdük ve o araziye bıraktık. Acaba dedik nasıl bir karşılık alacağız, nasıl bir tepki olacak? Ölçmeye çalıştık bunu en azından. Onun yüzünden ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Onun yüzünden ne okuduğunuzu siz söyleyin, siz yazın. Evet, eğer Yuşa mutluysa, bu arada oğlumu tanıştırmadım size, adı Yuşa Umeyr. Eğer mutluysa onun yüzünden siz okursunuz zaten, söylersiniz. Biz şahsi olarak, anne baba olarak kanaatimiz şu yönde, gerçekten mutlu olduğuna inanıyoruz. Oraya bıraktığımızda yüzünden en azından bunu okuyabildik. Her ne kadar şu 15 günde bize kök söktürse de canı sağ olsun, yapacak hiçbir şey yok. Bunlardan bir tanesi televizyonu kırdı sağ olsun. HDMI kablosunu televizyona vurmuş. Ekran gitti. Bayağıdır da herhangi bir çizgi film ya da bir şey izleyemiyordu. Biraz da sıkılmıştı. Arazi ona çok iyi geldi. Bununla beraber arazideki o koşturmacaları vesaireleri biz kucağımıza aldığımızda ağlamaları falan dedik tamam yani o özgürlüğü seviyor. Onu rahat bırakın ve arazide koşabildiği kadar koştu. Düşebildiği kadar da düştü. Arazi engebeli olduğu için çok sağlıklı bir şekilde de yürüyemedi ama onun elleri o toprağa değdi. Hatta burnu, yüzü, ağzı da o toprağa değdi. Arzumuz da zaten bu yöndeydi. Şimdi gidelim bakalım inşaatta neler var, neler yapabilmişiz. Hep birlikte izleyelim. You gave me so lonely.
I close my eyes, imagined your mind. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my. Evet, burada görmüş olduğunuz yer, bu artık bizim merdiven kısmının yapılacağı yer. Oraya 78 cm uzunluğunda bir ahşap bağlıyoruz. Yani merdivenin asıl ayağının tam anlamıyla taşıyacağı kısım üst tarafta. Yük birazcık oraya denk geliyor. Biz merdivenin bu parçalarını özel olarak CNC'de hallettirdik. Bizim aslında böyle bir düşüncemiz ya da fikrimiz yoktu ama bu ahşap malzemelerini aldığımız Konya'da Hasan Kulu, şu an onun sahibi Fahri Kulu Bey bizim arazimizi ziyarete gelmişti. Kendisi söyledi merdiveni ben halledeyim diye. Sağ olsun o ölçülerini aldık. Daha sonra kendisine yolladık ve merdiveni makinede çizdirerek o şekilde halletti. Bu montaj kısmında tabii ki ister istemez birazcık zorluk yaşadık. İş taraflarını görüyorsunuz. Oralara artık bu basamaklar denk geliyor. İşte ilacını sürüyorsunuz. Daha sonra birleştiriyorsunuz. Belli yerlerinden de vidalanıyor. Bizde beyaz tutkal zaten vardı. Biz beyaz tutkalla hallettik. Aslında çok da yoğun bir tutkal sürdüğümüz söylenemez. Sebebi bu bir artık Lego gibi, öyle söyleyeyim ben size. Lego gibi olduğu için rahat bir şekilde zaten bağlanıyor. Sadece hepsini aynı anda diğer tahta kısmını üzerine koyduğunuzda bir takması biraz zor. Önce biz bu şekilde sıralı olarak yaptık ama baktık olmuyor. Daha sonra teker teker takarak hallettik. Şu an merdivenin tamamıyla yapılı hali bu. Basamaklar böyle ayrı ayrı görüyorsunuz. Yani her ayağınızla hangi basamağa basacağınızın referansını önceden veriyor. Bu da bir rahatlık. En azından insan kendini yürürken biraz daha emniyette hissediyor. Hangi adımı hangi merdiveni atacağı daha siz çıkmadan önce size psikolojik olarak söylüyor. Şimdi şu ayağını at diye. Doğal olarak siz de oradaki basamak hangisiyse ayağınızı ona göre atıyorsunuz. Daha emniyetli bir şekilde yukarıya çıkabiliyorsunuz. Bu merdivenin açısıyla alakalı da biz bu ana direklerin açısıyla aynı açıda yaptık. Simetrik olarak bozmak istemedik. Bu pergolelerle zaten veranda kısmını daha önce yapmıştık. Sadece beton kısmının eve yakın olan kısmı kalmıştı. Oralarında aynı şekilde pergolelerini yaptık ve şu anda 10'a 15'leri kesiyoruz. Dediğim gibi normalde 5'e 10 kullanacaktık. Ama onun mukavemeti biraz daha az olur, biraz daha kalın olsun diyerek 12 tane zannediyorum. 10'a 15 aldık. Bunlardan 10 tanesini kullandık. 2 tanesi arttı şimdilik. Onu da zannediyorum kullanırız gibime geliyor. Daha sağlam bir şekilde oldu. En azından bu üst kısımda fırınlanmış bizim asıl veranda kısmına döşenecek ağaçların altı daha da sağlam bir şekilde hallolmuş oldu. Hem pergoleler var hem L'lerimiz var. L demirler attık. Az sonra onu da zaten göstereceğiz. Akabinde bir de karşılarından vida attık. 15 santimetrelik vida. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyoruz. Ardından da bunlar ilaçlı değildi. Bunları da aynı şekilde ilaçladık. İlaçlarını sürdük. Bu şekilde halletmiş olduk.